Star Trek işte geldik yine buradayız reunion 7. bölüm ee, tabi arada şimdi e, 5-6'ya atladık onların birinde e, Beverly Crusher e, hanımefendiye yazılmış bir bölüm vardı ama açıkçası üzerine ne konuşuruz e, okey falan dedik <laughs> geçtik ya kötü ya, bir bölüm değil yani ya, gizem, gizem var gizem çözülüyor bizde. Gizem'in çözülmesini bekliyoruz. Ekstra da bir, bir Aynen. hayatımıza bir şey girip çıkmıyor. O yüzden o bölümü atladık. Kafa yoracak bir şey olmadı. E, 6. bölümde ise aslında e, legacy bölümü Taşa'nın kardeşi geliyor. yani biraz yine aile konseptine uygun bir bölüm. Yine Taşanın. kardeşi. Altı da sıkıcı. 6'yı da sıkıcı diye atladık arkadaşlar vallahi. E, onu itiraf ediyoruz. Böyle yani evet. <laughs> falan olup uzadık oradan da. Ya çünkü şey oluyor biraz da bizim de hani üzerine kafa yoracağımız bir şeyler olması lazım ki hani konuşabilirim. Yoksa bölümde olanları birebir anlatsak. Ee, Wikipedia'sı var işte. Alfa, arf, memori Alfa alfada hepsi var. Okuyabiliyorsun. Aynen, hani aynen öyle. Konuşmanın anlamı yok. O yüzden Reunion'a geldik. Burada peki ne oluyor? Bu bölümü niye aldık? E, laser Yıldız Gemisi'nin Gamma Arigulon adlı sistemden yine radyoaktif bir anomali var. Bu bölümlerin hepsine de bir şey bulamamışlar. Abi ne var? Radyoaktif var. Verin oradan. <laughs> tabii. Çıkmışlar ve karşılığına tabii ki Klingon gemisi çıkıyor. E, ve e, Kel çıkıyor. Kel de bir çocuk da geliyor yanında. Kim bu çocuk e, diye baktığımızda da Alexander isimli aslında Worf'un e, çocuğu oldu ama Worf'un bunu bir kan testi yaptıracağım falan gibi sorgulamadan aslında başta biraz şaşırsa da sonra kabullendiği bir durum oluyor. Çünkü aslında e, sevdiği kadını da bu bölümde kaybediyor. Yine bir baba oğul aile parçalanmış aile. Bir araya gelemeyen aile. Hatta Worf'un yine bu bölüm ilerleyen kısmında Aleksandr'a ona geçmesiyle şimdi seni anama babama yolluyorum köye. Onlarla büyüyeceksin. Dedi. Yine bir tuhaf bir aile ilişkisi var. Ee, evet. Yani şey bu bölüm Dolu dolu bir bölüm yani mesela çok çok bilim kurgu bölümü değil bu bu artık drama bölümüdür yani ee, ama hoş drama uzayda uzayda drama bir şeyler şey, çözülüyor e, en azından e, Worf'un eski yanığı geliyor yanında da bir tane çok Worf'a benzeyen çocuk var Allah Allah filan hani böyle <laughs> hafif, hafif böyle bir yalan rüzgar havaları bu benim çocuğum mu falan işte evet. ondan sonra drama derken zaten Worf sürekli böyle bir şey Abi ben şimdi Klingonların karşısına çıkmayayım biliyorsun çünkü biz beğenmiyorlar falan. Ya kardeşim sen görevini yap. <laughs> Abi beğenmezler beni falan. Sürekli bir da yani geçen sezonlarda hatırlarsan imparatorluğa bir şey olmasın falan gibisinden böyle Çok savunmacı. Ee, şey yapmıştı. Kendini ezikleyen bir pozisyonu kabul etmişti. Worf da olurduğundan gururluğundan artık Bizi de yoruyor yani ama harbiden aslında ondan yandan... da kurt kurtarıyorlar değil mi? Burada biraz şey var çünkü. Erozyona da uğramış ya evet. artık Klingon. Onur, monur aa falan işler falan. Evet. Sağ. evet. <laughs> Aynen. işte o o zaten bunlar güzel güzel temalar. Drama temaları. Dedim ki bilim kurgu temaları değil ama şey çok ilginç. Yani e, Klingon imparatorluğunun dışında yaşayan, Worf kafasında da çok gururlu savaşçıların olduğu bir Klingon hayal ediyor ve o bozulmasın diye kendisi gurursuzluğu mesela göze alıyor. Halbuki hepsinden daha kaliteli adam. Öte yandan gerçek Klingon Itin iti kırdı, şerefsizin şerefsize taktı. Kuşluk, <laughs> hepsi bir arada giden bir yer belli ki böyle, keyifsiz, kalitesiz bir yer. Aynen. Onu da hatırlatayım yani... seyirci. Storyline'da şu da oluyor, işte büyük elçi geliyor, pardon, Kim pek geliyor esas aslında, Başkan geliyor. Diyor ki ben ölüyorum Picard, benim yerime geçecek kişiyi de iki kişiden biri olacak, bunların da işte tercini sen yapacaksın, sana bırakıyorum bağımsız bir kişi olarak çünkü. Biri biri bok öbürü de kok kok yani <laughs> çok kötü ikisi de ben bu işi çözemedim sana bırakıyorum deyip Govron ve Duras'ın arasındaki e, tuhaf mücadeleyi de görürken ki Duras'ı da hatırlatalım Duras. Yani Kempek Kempe diyor ki bu kadron olayı şerefsiz bunlara bırakamayız. Sen yani. yani, Federasyonda düzgün adam çağırttık o yüzden diyor yani. <laughs> pis abi Klingonların durumu ve Wolf hakikaten hepsinin böyle dışında bir şövalye ideyası gibi bir şey kalmış kafasında. O yüzden hatta bir de şerefsizlik damgasını da taşıyor Wolf. Tabii. Öte yandan gerçek şerefsizler halbuki hükümeti yönetiyorlar yani. Ona şerefsiz damgası vuran Durast'ı işte. Bunu e, yine hatırlatalım seyirci. Bu pikart e, Picard onun nesli olarak gitmişti. Bir şey mi olmuştu diyor. Ne, böyle savaşçısı gibi yanında gidiyor diye. Ya, böyle jörp olarak, <laughs> <laughs> olarak gitmişti. olarak gitmişti. Özel bir terimi vardı onun için. Hiç hatırlamıyorum. Jörp olarak gitmişti. Aynen. Rap cübü olarak gittiği bölümde e, aslında orada bir komplonun kurbanı olarak Worf'u e, ve işte aman Klingon'umuza zevar gelmesin tarihimiz çok onurlu, haysiyetli diye aslında pisliği örtmek için Worf'u boklayıp onu dışlamışlardı. O da Duras'tı e, işte onu da bir hatırlatmış olalım yani Duras kimdi diye hatırlamayan varsa oradan geliyor konu ve ilk kez benim hep söylediğim Star Trek'in biraz geçmişte yaptığı şeyleri e, tamamladığı bir bölüm olmuş. Yani burada sorun çözülüyor günün sonunda ee, Govron. Diğeri de Govron. O kadar, evet. o kadar uzun süre hayatımızda olacak ki. Vallahi mı? Vallahi. Deep Space Nine'ın son bölümlerine kadar artık. Ne diyorsun ya? Vallahi yani Govron yani burada bu bölümü izlerken şey oldum. Oha Govron burada mı çıkıyordu lan falan Oha. Yani şey gibi. E, O'Brien'den bahsediyorduk ki birkaç sezon hmm. önce. O da artık girdi yavaş yavaş hayatımıza. Govron da şimdi Allah hoş geldin Govron. Bundan sonra Govron yani. Neyse ee, dediğim gibi drama bölümümüzün bir parçası olarak yani çok şey güzel bölüm ya. Cinayet var, kim işlemiş, işte iki tane aday var memleketi yönetmeye şey. Onlara Picard bakıyor, o sırada Worf'un eski Manit'i geliyor. Manit hamile çocuk yapmış, o çocuk işte bu sefer de ama şimdi şey dese ki Worf dese ki bu benim çocuğum olsa çocuk da onursuzluk alacak üstüne. Anladın mı? O sırada bomba patlıyor bir tane kimden? Adamın kolunun içinden çıkmış bomba falan. Anladın mı böyle Bir sürü tuhaflık var. Işte. drama drama üstüne. Yani şeyden beri çok yol geldik. Ee, i̇lk sezonda mıydı neydi? Üç tane Klingon savaşçıyı gemiye alıyorlardı da bunlar evet. beş dakikada gemiyi ele geçirip sağ sol atış etmeye başlayan kudruklara dönüşüyorlardı ya. Aynen. Nereden nereye geldik artık bayağı baya böyle Klingonlar şeyin bir parçası. Şey de vurucu bu arada ya. dediğim dedim bir sürü aksiyon var. Bir de bir yerde artık böyle olaylayıcı birbirine girince Wolf odaya bir giriyor. Kel ölmüş falan böyle bıçak kanı içinde. Ben mesela vurucu bir anda yani bir anda. Hmm. Tatlı tatlı konuşuyorlardı. Bir saniye sonra kadını doğramışlar falan böyle. Sert de bir bölümde aslında birçok açıdan da. Tabii... Sert sert evet. Ya yani çünkü şey... Yani bütün bu karambol içerisinde birazcık kaynıyor ama Wolf neredeyse Keller'le evlenecek gibi bu bölümde. Yani tabii. böyle bir artık Çocuk da olmuş hani işte unursuzluk falan keller diyor ya bize ne sen şey yapma falan. Evlenecek gibiler evleneceği kadın ölüyor yani bir noktada da hakikaten drama bir bölüm. Ee, bence bölümün sonu ama hakikaten artık böyle bir rahatlıyoruz. Yani Allah razı olsun buna da çok ihtiyaç vardı. Artık bu kadar onur bu kadar gurur bizi de yoruyordu. Yani ben de artık şey olmuştum ya çek vur Allah'ını seversen abi. <laughs> Çekti vurdu kral durası. Çekti vurdu gitti o bastı gemisine. La dedi sen benim sevdiğim karıyı öldürdün. Öldürdüm. Aa dedi bir girdi. Yer <laughs> misin misin? Bir de bir güzel dövdü ki. Yani yine 90'lar dizi dövüşü seviyesinde ama bence iyiydi yani. O kılıçlar birbirine girdi falan filan. Dur vur falan dediler. Bir de böyle, böyle of diye beynine oturttu o kılıcı neydi onun kılıcının da ismi. Rampçık kılıcını şart diye oturttu beynine. Ee, çok güzel bir bölüm hani o açıdan şey bitti biraz. Ya bölümün sonunda şöyle bir şey görmedik bu arada. O bana ilginç geldi. Duras'ı öldürüyor Worf bölümün sonunda ki Duras artık böyle imparatorluğu yönetme ihtimali olan insanlardan bir tanesi yani çok evet. yüksek kapasiteden çok yüksek birini öldürüyor aslında. Ama Gowron'un falan da tabii işine geldiği için muhtemelen tabii, şey Aa, Allah namustur abi namus cinayeti falan deyip böyle geçiyorlar onu böyle tamam mı? Ee, ama şeyi görmüyorum ondan sonra mesela bölümün sonunda bir ben hatırlamıyorum yanlış mı gördüm? Neyi? Hani böyle bir şey ne oldu şimdi? Gowron mu geçti başa? Hani böyle orası öyle... Gowron'un gelip de o böyle bir nerede orası geçti. Orası öyle şey, kalıyor. Keystone sahne yok yani, yani. Gowron'un gelip de böyle teşekkür ederim hani işte Durası sen öldürdün için artık hay Allah işte görev de bana kaldı falan gibi bir şey dediği <laughs> veya da işte e, Picard'ın işte o zaman sana veriyorum görevi falan dediği bir şey olmuyor. Wolf öldürüyor Durası sonra Klingonlar gitti konuşuyoruz. Orada bir sahnede ne olmuş yani? Klingon oynayan adamın sahnesini yanlış çekmişler. Geri mi? gelememiş? Bir, bir eksik bir sahne hissediyorsun açıkçası. Yok orası o, o line tamamlanmıyor. Picard hmm. şeyle bitiriyor. Warf'a istifa edecek misin? Bu işte bilmem ne duygusal hmm. davrandın falan. Yok diyor ben görevin başındayım falan diyor. Böyle o da çok anlamlı değil bu arada ama öyle bitiyor. Hmm. <laughs> Çocuğu da alıp yok ailesine yok. yolluyor işte Alex. Tabii o gibi. istifa edecek misin? Hani şey gibi zaten. Hani istifa etmeyeceksin madem düzgün dura getiriyor zaten onu evet. istifa etmeyeceği belli zaten de işte Pikat bir ayar çekiyor yine reise. Aynen. Ee, Valla güzel yani. Ben, ben bu, bu, bölümden keyif aldım. Ben genelde Star Trek'te birazcık daha bilim kurgu bölümlerini tercih eden birisi olarak bu bu böyle drama yükü şey bir kolpadan drama değildi. Yani şey gibi atıyorum şimdi. Mesela data bölümünde şey ya. A bu arada iki tane de çocuk zehirleniyor falan. Hani, <laughs> hadi bakalım hani sahnelerde dolsun tabii ki gibi eklenmiş dramalar. Bu böyle harbiden şey böyle dolu doludur ama böyle küçük bir Game of Thrones'cuk bölümü gibiydi. Hoş, hoş bir bölüm yani. Şey eklemeleri güzel bir de ben de o açıdan bu bölümü beğendim. Ee, ya yani sevdiğim kısmı daha doğrusu. Şimdi özellikle de Klingonlar çok fazla kültürcü, çok fazla gelenekçi, çok fazla bunu nesilden nesile aktarmaya uğraşan bir durum ve aslında bir Star Trek evreninde biraz şeyde kayboluyoruz. Ulan bütün ırkların çocukları oluyor ya da işte neslini sürdüreceği bir şekilde üreme şekilleri oluyor ya da bunlar aktarılıyor ve bunların değişimini asla göremeyiz çünkü birine odaklanamıyoruz aslında devamlı tamam, gezilen bir yapı var ama en çok böyle Klingonlarda bunu görüyoruz. Yani bir çocuk var onlar da böyle savaş yetiştiriyor. Onlar da gördük mesela Romulan'da ne oluyor diğer gördüklerimizde nasıl oluyor insanlar şu an ne yapıyor onların nesli nasıl değişiyor çok şeyin içine girmiyoruz bu açıdan Klingon seçmeleri çok iyi çünkü şunu söylüyor bölüm yani nesiller değiştikçe artık Klingon gibi daha aslında geri kalmış bizim için Hani daha savaş, savaşmak işte ne bileyim bazı şeyleri zorla elde etmek artık bir geri kalmıştık bu evrende ama bunu da onun kültürüne de dokunmuyor kimse ve orada bile değişim başlıyor yani nesil değiştikçe abi artık salalım bunları bak biz de genç çocuğuz genç hanımefendiyiz Onur mu onur. Bak hayatımıza bakalım. Sevgi, saygı, bak mutluluk. Daha başka şeyler yapabiliriz ne bileyim yani. Artık salsak mı bunları noktasına gelmesini göstermek için bu kadar kaybolduğumuz bir evrende. Klingon çok doğru bir tercih olmuş. Bunu da vermişler yani o kültürel artık durumun değişmesi gerektiğini ya da zamanla değişebileceğini konusunu iyi vermişler. Ee, şeyde tam bu bölüm bu arada şey yönetiyor. Ryker yönetiyor, Jonathan Frakes yönetiyor. Çok iyi işte, vay. Yani yani, vay şuraya da yapamamış demezsin yani bence diğer Star Trek bölümlerinden bir eksiği yok, helal olsun iyi, iyi yapmış adam. Ee, Alexander'ı Worf gönderdi mi göndermedi mi mesela onu havada bırakıyorlar yine bölümün sonunda hani. Sen evet. benim babam değil misin falan çekiyor, o da böyle, babanım diyor, e diyor beni ne falan böyle bir küçük duygusal bir şey oluyor orada falan. O da ilginç bir detay. Şey ee, oluyor sonra. Yollamadı mı? İşte ailesine, kendi ailesine yolluyor bu. Hadi onlar en da son sarılıyorlar. Evet belki de evet. yolladı. Kim bilir evet. işte artık gelecek bölümlerde göreceğiz. Hoş bir bölüm ya. Yani bakalım bu Klingon bölümlerinden daha neler çıkacak. Çünkü daha dediğim gibi daha bir de Govron girdi hayatımıza. Daha bir de Govron. Oh govron, govron, govron oldu. Daha <laughs> bir de onunla devam edeceğiz. <laughs> Okey o zaman bu bölümde bu kadar mı diyoruz? Var mı ekleyeceğim bir şey? Yok yani Budur ya. Yani tamamdır. İşte bu bölümler falan şeyi sağlayan bölümler bir yandan da. Next Generation'la beraber Klingoncu bir tayfanın oluşmasını sağlayan. Çünkü dikkat edersen başka hiçbir medeniyeti biz bu kadar görmedik. Vulkanlarla ilgili birazcık fikrimiz var. Hı hı. Klingonları biliyoruz. O kadar. Aynen. Yani ritüellerini bildiğimiz bir kültür artık Klingonlar bizim. Detaylı. de devam ediyor. Hıh. O zaman bir sonraki bölümde görüşeceğiz. Star Trek bölümleri yermeye devam edecek. 8'i konuşacağız büyük ihtimalle bu bölümden sonra. Future Perfect O bölümde görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.